Öncelikle zaten son yıllarda çok yükselen bir grafiğimiz olduğunu düşünüyorum. 2018'de bir kadro değişimimiz oldu. Ve ondan sonra arda arda gelen başarılar oldu. Çok yeni bir jenerasyonuz, çok genç bir jenerasyonuz. Başarı olarak çok adlandıramayız çünkü bizim hedefimiz daha yukarılarıydı her zaman. Ama bizim için gerçekten güzel bir deneyim oldu. Umarım 2024 Paris'te o kürsüde olacağız. Gitmek çok zor diyorduk. Olimpiyatlara gittik. Gruptan çıkmak çok zor diyorduk. Gruplardan çıktık. Genel olarak baktığımızda tabii ki çok güzel bir turnuva geçti bizim adımıza ve ülkemiz adına. Ama çeyrek finalde çok ucundan kaybettiğimiz için, yani çok yakın bir skorlar. Ve ucundan gittiği için aslında çok üzüldük. Çünkü daha fazlasını yapabileceğimizi biliyorduk ve yarı finalde de olabileceğimizi, hatta ülkemize madalya getirebileceğimizin de farkındaydık. Ama olmadı. Ama olimpiyatlarda kazandığımız tecrübe büyük. Bundan sonraki turnuvalarda da orada öğrendiğimiz şeyleri açıkçası bir sonraki turnuvalara yansıtmak istiyoruz. Olimpiyat gerçekten her sporcunun hayalini süsleyen bir yer. O yüzden olimpiyat köyüne ilk girdiğimiz andan itibaren onun büyüsüne aslında kapıldık ama aynı zamanda da çok ciddi, çok kuvvetli bir gruptaydık. Bunun bilinciyle de aslında oradaydık. Ölüm grubu dedikleri bir gruptan biz üçüncü olarak çıkmayı başardık ve dediğim gibi çok güzel mücadele verdik. Stres tabii ki her gün var, her dakika var bizim hayatımızda. Artık buna bir nebze de olsa alıştık. Fakat olimpiyatlar kendimizi biraz daha rahat ifade edebileceğimiz bir yerdi bizim için. İlk tecrübeydi çünkü. Bir hedef yoktu, bunun stresini yaşamadık diyemem. Ama hedef adım adım ilerlemekti ve biz her gün çok daha emin adımlarla yukarıya çıktığımızda aslında keyif alarak da oynadığımızın farkına vardık. Bizim takımımız keyif aldığı zaman elinden gelenin en iyisini sahaya koyduğunu biz gördük. O yüzden olimpiyat güzel geçti diyebilirim. 2019'da Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğimiz var ve yine final oynamak istiyoruz. Yine ben gönülden istiyorum ki finali tekrar Sırbistan'la oynayıp Sırbistan'ı yenmek, çünkü onlar bizi Ankara'da kendi seyircimizin önünde yenmişlerdi. Biz de umarım onları kendi seyircilerin önünde Sırbistan'da yenebiliriz. Hedefimiz bizim her zaman altın madalya, her zaman kürsüde olmak ve daha hızlıyla hiçbir zaman yetinmeyeceğiz. Umarım hedeflediğimiz başarılara ulaşırız. Genel olarak bence Türk kadını her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz Türk kadını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz her zaman da ve bunu her zaman devam edeceğiz. İnsanların ne dediğinin bir önemi yok. Biz başarılarımızla gerçekten Türk halkına, Türk kadınına her zaman gururlandırıp onurlandırmaya devam edeceğiz. Çünkü yaptığımız iş itibariyle ne kadar başarılı kadınlar olduğumuzu biz defalarca ispatladık. Türk kadın voleybolu kadın hareketinin en büyük öncülerinden biridir. O yüzden tabii ki toplumumuzda her türden, farklı kesimden insanlar var, farklı düşünceler var. Saygı duymak istiyoruz ama onların da bize saygı duymasını bekliyoruz aynı ölçüde. Bence ne yaptığımız aşikar. Biz kadını, Türk kadınını temsil ediyoruz en güçlü şekilde. Sahada dimdik, ayaklarının üstünde durabilen kadınları temsil ediyoruz. Ve bu şekilde de birçok kız çocuğu zaten voleybola bir adım atıyor ve spora başlıyorlar. Bizim de hedefimiz zaten bu. Bizi izleyen, biz nasıl ablalarımızı izlediysek, biz nasıl onlara örnek aldıysak ve buralara gelmek için hayaller kurduysak, onlar da belki şu anda aynı hayalleri yaşıyorlar. Ben açıkçası spordur, başka bir iştir, herhangi bir iş tanımıyla aslında kadını bağdaştırmak istemiyorum çünkü kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. O yüzden evet, sporda belki erkek egemen üstün bir durum olabilir. Gerek antrenörlerimiz, gerek ekiplerimiz vesaire yoğunlukta olabilir ama Türkiye'nin en başarılı sporlarından biri kadın voleyboldur. Uzun senelerdir de bu böyledir. Son günlerde yaşadığımız, elde ettiğimiz başarılarla birlikte de bence seyirci kitlesi de arttı. Gönülleri kazandığımıza inanıyorum. Bundan sonra da, bugünden sonra da kadına olan desteğin artacağına inanıyorum. Bize de gerçekten bu umut veriyor. Ben şunu da eklemek istiyorum. Bizi desteklemeyen insanlar olabilir, bizi kaybetmeye çalışan insanlar olabilir. Ve biz bu insanlara en gerekli cevabı sahada vereceğiz. Verdik, vermeye devam edeceğiz. Çünkü her insanın görüşleri farklı, düşünceleri farklı. Biz şu zamana kadar gerçekten bir sürü kız çocuğuna örnek olduk Fiyan'ın sultanları olarak. Ve örnek olmaya her zaman devam edeceğiz. Voleybolun tanınırlığı bence Türkiye'de geçmiş yıllara göre çok daha arttı.
Hatta sloganımız bile oluştu. Biz voleybol ülkesiyiz sloganı. Bunlar metrolara bile yansıdı. Gerçekten bizi destekleyen insanların sayısı çok fazla arttı. Voleybol bence bu ülkenin en başarılı olduğu takım sporlarından biri. Biri demek doğru olmaz. Bence en başarılı olduğu takım sporu. Ve bizim daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bunu Türk halkına bir mesaj olarak gönderebilirim. Ankara'da oynadığımız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çok beklentimiz üzerinde bir ilgi aldık. Bence aldığımız başarılarla da bunu yavaş yavaş taşlandırıyoruz ve insanların bize olan ilgisi de artıyor. Eğer bizi görmüyorlarsa biz de başarılarımızı da gözlerine sokmayı tercih ediyoruz. Toplumların tabii ki branşlara olan ilgileri farklılık gösteriyor. Örnek veriyorum, Polonya'da işte voleybol çok ilgi gösteriliyor. Amerika'da farklı bir branş. Türkiye'de de bunlardan biri futbol. Tabii ki bu ilgiyi kazanmak için biz başarılı olmak zorundayız. Bunun da bilincindeyiz ve gün geçtikçe de bunu elde ettiğimize inanıyorum. Herhangi bir branşta yarışta olmaktansa biz kendi aramızda en iyi ne yapabiliriz onu konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Sadece bence insanların eğitim anlamında değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü eğitimli bireyler çocuklarının sporla birlikte nasıl geliştiğini, nasıl arkadaş edindiğini, sosyal anlamda kendilerine neler katabileceklerinin bilincinde oluyorlar. O yüzden bence spora teşvikten önce eğitime teşvik daha önemli diye düşünüyorum. Daha önce 2003'teki maçları izleyip voleybola başlayan, 2003'te bir Avrupa ikinciliğimiz var. 2003'teki Avrupa ikinciliğinden etkilenip voleybola başlayan Şeyma Ercan vardı. Amil takıma yükseldi. Ben 2012 Londra Olimpiyatlarını evimden takip ederken gerçekten çok büyük bir gururla takip ettim ve ben de şu an bu takımın bir parçasıyım. O kızın yaptığı şey de çok büyük bir hareket aslında. Türk kadının çıkarması gereken sesi çıkarıyor. Ve çok gurur duydum ben onunla. Umarım gerçekten hedeflediği yerlerde olur ve başarmak istediği bütün şeyleri başarır. Biz de Türk kadınına, küçük kızlara en ufak bir örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Biz onların gözünde aslında bir idol gibi bir yere koydu. Bu çok gurur verici ama aynı zamanda da gönül ister ki her kadın istediği şeyi yapabilsin. Her çocuk istediği imkana sahip olabilsin. Ama aslında bunların en büyük destekçisi de bizleriz. Çünkü elde ettiğimiz başarılarla insanların belki de imkanlarını arttırma imkanımız var bizim de. Daha fazla dikkat çektiriyoruz bu gibi durumlara, sosyal konularda. Sadece hayal ettikleri şeyden vazgeçmeyecekleri bir dünya olsun istiyorum ben onlar için. Ailesi desteklemeyen kız çocukları olabilir. Onlara tek tavsiyem yılmamaları ve neyi başarabileceklerini onları desteklemeyen insanlara göstermeleri olur. Çünkü bu gerçekten verilebilecek en güzel cevap oluyor bir süre sonra. Bize de yapamazsın diyenler oldu ya da çok destekleyenler oldu. Ama biz şu an buradayız. Bu ülkeyi layığıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Önümüzde çok önemli bir şampiyona daha var. Gerçekten güzel bir cevap vermenin yeri ve zamanı var ve bu cevapları versinler onlara da.